Merhaba arkadaşlar. Dilerseniz bugün avcı toplayıcı dünyadan çıkalım ve turşu pazarına bakalım. Evet, şimdi iki ürünle ilgili konuşacağız. Bazıları bu iki ürün arasındaki farkın ne kadar önemli olduğunu bilirler aslında. Neyse girelim konuya. Şimdi şu gördüğünüz eksende limonlu turşu suyu ve bu eksende de sirkeli turşu suyu olacak. Hangisinin daha iyi olduğu sorusunun cevabını şimdi size bırakıyorum. Diyelim ki Münir amca isminde bir üreticimiz var ve tüm zamanını limonlu turşu suyu üretimine ayıracak. Üretebileceği miktarları şuraya işaretleyelim. 10, 20 ve 30. Tabi bu kavanoz olarak. Eğer Münir amca tüm zamanını limonlu turşu suyu üretimine verirse 30 kavanoz limonlu turşu suyu üretebilecek. Eğer tüm zamanını sirkeli turşu suyu üretimine verirse bu durumda da 10 kavanoz sirkeli turşu suyu üretebilecek. Ve doğrusal bir üretim olanakları sınırı olduğunu varsayıyoruz burada. Dilerseniz üretim olanakları sınırının nasıl göründüğünü de çizelim. Bu iki noktayı birleştirelim. Bunun bir çizgiye daha fazla benzemesini istiyorum. Evet şöyle. Bu benim yapabileceğimin en iyisiydi. Evet. Şuradaki Münir amcanın ÜOS'si, yani üretim olanakları sınırı diyoruz Şimdi bir de fırsat maliyetine bakalım. Bu doğrusal bir ÜOS olduğu için fırsat maliyeti değişmeyecek Bu gördüğünüz çizginin iniş eğrisi değişmeyecek ve avcı-toplayıcı da gördüğümüz yaş şeklinde olmayacak Ürünlerin bir diğeriyle ilişkisi açısından bu üretim olanakları sınırı üzerinde her noktada sabit bir fırsat maliyeti olacak. Diyelim ki şuradayız. Bu uç noktaları dikkate aldığımızda işler daha da sadeleşecek. Şimdi 30 kavanoz limonlu turşu suyu üretiyor. 10 kavanoz sirkeli turşu suyu üretmesinin fırsat maliyeti nedir ona bakalım. 10 kavanoz sirkeli turşu suyu üretmek için 30 kavanoz limonlu turşu suyundan vazgeçmesi gerekiyor. Dolayısıyla 10 kavanoz sirkeli turşu suyu üretmenin fırsat maliyeti de 30 kavanoz limonlu turşu suyuna eşit olacak. Ya da diyelim ki 1 kavanoz sirkeli turşu suyunun fırsat maliyetini isterseniz her iki tarafı 10'a bölmeniz gerekecek. Bunun sonucunda 1 kavanoz sirkeli turşu suyunun fırsat maliyeti 3 kavanoz limonlu turşu suyuna eşit olacak. Şimdi dilerseniz aynı senaryoyu tekrar düşünelim. Turşu piyasasında yer alan başka bir üreticiyi ele alalım. Ona da Adile teyze diyelim. Evet. Eğer Adile teyze bütün zamanını limonlu turşu suyu üretimine verirse günde 10 kavanoz limonlu turşu suyu üretecek. Eğer tüm zamanını sirkeli turşu suyu üretimine verirse de günde 30 kavanoz sirkeli turşu suyu üretecek. Onun da doğrusal bir üretim olanakları sınırı var. Bu da Adile teyzenin üretim olanakları sınırı. ÜOSC diyoruz yani. Şimdi Adile teyzenin her bir kavanoz sirkeli turşu suyu için şurada elde edeceği fırsat maliyetini düşünelim. Matematiksel anlamda daha görülür sonuçlar elde etmek için özellikle uç noktaları kullanıyorum. Eğer 30 kavanoz sirkeli turşu suyu üretmek isterse 10 kavanoz limonlu turşu suyundan vazgeçmek durumunda. Dolayısıyla 30 kavanoz sirkeli turşu suyu üretmenin fırsat maliyeti onun için 10 kavanoz limonlu turşu suyuna eşittir. Ya da her iki tarafı 30'a bölerseniz 1 kavanoz sirkeli turşu suyu üretmesinin fırsat maliyeti 3'te 1 kavanoz limonlu turşu suyudur. Bu ilginç bir durum. Şimdi her ikisinin de göreceli fırsat maliyetlerini hesaplayabiliriz. Münir amcanın fırsat maliyeti 1 kavanoz sirkeli turşu suyu için 3 kavanoz limonlu turşu suyudur. Adile teyzenin fırsat maliyeti ise 1 kavanoz sirkeli turşu suyu için 3'te 1 kavanoz limonlu turşu suyudur. Dolayısıyla burada Adile teyzenin limonlu turşu suyuyla karşılaştırıldığında sirkeli turşu suyu üretimi daha ucuz oluyor. Sirkeli turşu suyu üretiminde Münir amcaya göre fırsat maliyeti daha düşük oluyor. Münir amcaya göre diyorum çünkü onun fırsat maliyeti sirkeli turşu suyu üretiminden düşük. Yani 3'te 1'e karşılık 3. Adile teyzenin sirkeli turşu suyu üretiminde Münir amcaya göre karşılaştırmalı üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Bunu sadece daha çok üretebildiği için söylemiyoruz. Bir sonraki videoda bazı durumlar göreceğiz ve orada bunu daha ayrıntılı anlatacağım. Şimdi herhangi bir günde daha fazla sirkeli turşu suyu üretebilmesi de değil önemli olan. Yani karşılaştırmalı üstünlüğün nedeni bu değil buna mutlak avantaj deniyor ve bununla ilgili de diğer videomuzda konuşacağız. Karşılaştırmalı üstünlüğü var çünkü fırsat maliyeti düşük. Onun sirkeli turşu suyu üretiminde fırsat maliyeti Münir amcanınkinden daha düşük. Şimdi de bu duruma tersinden bakalım isterseniz. Limonlu turşu suyunda karşılaştırmalı üstünlük kimde? Onu analiz edelim. Eğer şu iki taraftaki rakamları 3'e bölersek, yerlerini değiştirelim. Sonuç olarak Münir amcanın 3 kavanoz limonlu turşu suyu üretmesinin fırsat maliyeti 1 kavanoz sirkeli turşu suyudur. Ya da her iki tarafı da 3'e bölersek, 1 kavanoz limonlu turşu suyunun fırsat maliyeti 3'te 1 kavanoz sirkeli turşu suyu eder. Şimdi Adile teyzenin durumuna bakalım. Şu ikisinin yerini değiştirelim. 10 kavanoz limonlu turşu suyunun fırsat maliyeti 30 kavanoz sirkeli turşu suyudur. Şimdi burada da her iki tarafı ona bölersek eğer, 1 kavanoz limonlu turşu suyunun fırsat maliyeti 3 kavanoz sirkeli turşu suyuna eşit oluyor. Bununla ilgili daha önce konuştuk. Ee, tabii ki doğal olarak her bir artan birimin fırsat maliyeti bir kavanoz limonlu turşu suyunun marjinal maliyetiyle aynı şeydir. Şimdi de limonlu turşu suyu üretiminde kim daha düşük fırsat maliyetine sahip ona bakalım. Münir amcanın üretebileceği her ilave kavanoz limonlu turşu suyunun fırsat maliyeti üçte bir kavanoz sirkeli turşu suyudur ve Adile teyzeninki ise 3 kavanoz sirkeli turşu suyu. Dolayısıyla Münir amca limonlu turşu suyu üretiminde daha düşük fırsat maliyetine sahip oluyor. Yani 3 kavanoz sirkeli turşu suyuna karşılık 3'te 1 kavanoz sirkeli turşu suyu diyoruz. Bu Münir amcanın karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu alan. Şimdi tarafların her ikisi de Kendilerinin karşılaştırmalı üstün oldukları alanlarda uzmanlaşırlarsa ve ticaret yaparlarsa elde edecekleri sonuçlar onların her birinin kendi üretim olanakları sınırından ileride olacak. Örneğin her ikisinin 15 kavanoz limonlu turşu suyu ve 15 kavanoz sirkeli turşu suyu elde edebilecekleri bir seviyeye ulaşmaları ikisi için de daha iyi bir senaryo olur. Bu kendi başlarına kalsalar ulaşabilecekleri bir nokta değil. Gelin bunu nasıl yapabileceklerini görelim. Münir amcanın limonlu turşu suyunda karşılaştırmalı üstün olduğunu söylemiştik. Onun bir kavanoz limonlu turşu suyu üretmedeki fırsat maliyeti Adile teyzeninkinden daha düşüktü. Onun limonlu turşu suyu üretiminde uzmanlaştığını varsayalım ve limonlu turşu suyu uzmanlığını Münir amcaya verelim. Adile teyze ise aynı nedenle sirkeli turşu suyunda uzmanlaşacak. Şimdi Münir amcanın limonlu turşu suyunda uzmanlaşması onun limonlu turşu suyu üretiminde yoğunlaşması demek oluyor. Dolayısıyla günde 30 kavanoz limonlu turşu suyu üretecek Münir amca. Ve Adile teyzenin sirkeli turşu suyunda uzmanlaşması demek de onun her gün 30 kavanoz sirkeli turşu suyu üretmesi anlamına gelecektir. Bunu farklı bir renkle yapalım. Günde 30 kavanoz sirkeli turşu suyu üretecek. Şimdi düşünelim. Burada bir varsayımda bulunacağım ben. Her ikisinin de bunu yaptığını düşünün fakat aynı zamanda sadece üretimleriyle yetinmek istemiyorlar. Yani bu iki ürünün de bir kombinasyonunu istiyorlar. Dolayısıyla ne yapacaklar? Alışveriş yapacaklar. Fiyatı burada sabitleyeceğim. Pazarlama konusunda ileride konuşacağız zaten. Varsayıyorum ki bir kavanoz sirkeli turşu suyu karşılığında bir kavanoz limonlu turşu suyu verecekler. Bu her ikisi için de mantıklı çünkü ticari fiyat ya da pazar fiyatı onların fırsat maliyetinden daha ucuz. Münir amca eğer kendi başına kalsaydı her bir fazla kavanoz sirkeli turşu suyu için 3 kavanoz limonlu turşu suyunu feda edecekti. Fakat şimdi bu fiyatla her fazla kavanoz sirkeli turşu suyu için 1 kavanoz limonlu turşu suyunu feda etmek durumunda. Bu onun için mantıklı bir pazar fiyatı çünkü onun fırsat maliyetinden daha ucuz. Böyle daha ucuz olduğundan kendisi üretmek yerine piyasadan sirkeli turşu suyu alacaktır. Adile teyze için de tabii ki benzer bir durum söz konusu. Şu bütün sirkeli turşu suyuna sahip ama limonlu turşu suyu isteseydi. Kendi başına yapma durumunda kaldığında bir tanesine 3 kavanoz sirkeli turşu suyunu harcayacaktı. 3 kavanoz sirkeli turşu suyundan vazgeçecekti. Fakat şimdi pazarda 1 kavanoz limonlu turşu suyunu feda etmek durumunda. Sonuç olarak bu iyi bir iş çünkü bu onun fırsat maliyetinden daha düşük. Dolayısıyla ticaret yapmak isteyecekler. Münir amca sirkeli turşu suyu için limonlu turşu suyu üretecek ve bunun sonucunda şu çizgiye gelecek. Adile teyze de aynı şeyi yapacak. Sirkeli turşu suyu için limonlu turşu suyu üretecek. Ve şuralarda bir yerde olacak. Tabi nerelerde olacakları diğerinin ne kadar ticaret yapmak istediğine bağlı bunu da belirtelim. Fakat diyelim ki her ikisi de 15-15 senaryosundan memnun. Bu durumda her ikisi de diğerine 15 adet satacaktır. Dolayısıyla Münir amca 15 kavanoz sirkeli turşu suyu için 15 kavanoz limonlu turşu suyu ve Adile teyze de 15 kavanoz limonlu turşu suyu için 15 kavanoz sirkeli turşu suyu verecektir. Bu durumda her ikisi de şurada olacaktır ve bu kendi üretim olanaklarına bırakılsalar da erişemeyecekleri bir durumdu. Şimdi kendi karşılaştırmalı üstünlük alanlarında uzmanlaştılar ve uzmanlaşarak bu ticari kazanımı elde ettiler. Münir amcayla Adile teyzeyi de tebrik ediyoruz doğru kararları için. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.